Merhabalar, iyi haftalar sevgili Özgürüz takipçileri. Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. İlginç bir hafta sonu geçirdik. 2022 yılının Türkiye'sinde Isparta'da şehir merkezi dahil birçok noktaya elektriklerin verilemediği, tam da bu nedenle su kesintilerinin yaşandığı, ısınma problemlerinin yaşandığı, yurttaşların feryat ettiği bir dönem ile karşı karşıya kaldık. Herhalde Türkiye'de uzun uzun yıllar sonra böylesi bir dönemle ortada böylesi bir şeyle karşı karşıyaydık. Hatırlatalım, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sizin döneminizde mum vardı, gaz lambası vardı sözleriyle yüklenmişti. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalanmışlardı ve koronavirüse yakalanmalarının ardından muhalefet partilerinin temsilcilerinden Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dilekleri gelmiş. Erdoğan da bunları alıntılamıştı. Bu tabii ki elbette bazı tartışmalara neden olmuştu. Acaba siyasette atmosfer değişebilir mi? Elbette ki bu pek mümkün görünmüyor. Bunun mümkün görünmediğini de birçok gelişmeden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere, muhalefetteki partilere yönelik sözlerinden de anlayabiliyoruz. İşte bugünkü konumuz da bu muhalefetteki partiler olacak. Zira muhalefetteki 6 siyasi parti 12 Şubat günü bir çalışma yemeği demek lazım buna. Orada bir araya gelecekler ve belli başlı konuları ele alacaklar. İttifak, demokratik bir anayasa, yani parlamenter sisteme dönüş, yargıdaki sorunlar ya da ekonomik kriz gibi birçok konuyu ele alacaklar. Ama tabii ki en önemli konuların başında hali hazırda parlamenter sistem tartışması geliyor ki bunun üzerinde 3 ayı aşkın bir süredir de 6 siyasi parti çalışmalarını yürütüyordu. Hangi siyasi partilerdi bunlar? Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Zaten ilk saydığımız 4 parti bir yerde Millet İttifakı'nın bileşenlerini oluşturuyor. İki siyasi partinin de artık Millet İttifakı'na ya da farklı bir isim mi alır, farklı bir şekilde mi ortaya çıkar, o ittifakında bir parçası olacaklar. Tabii ki bu yemekte, bu çalışma yemeği diyelim buna, orada bu konuda ele alınacak. Bu neden önemli? Tabii ki uzun süredir yurttaşlardan gelen bir talep vardı. Hatırlatalım, Özgürüz Radyo'da da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bu eleştiriyi çok sık dile getiriyordu. Türkiye bu denli derin bir krizin içerisinden geçerken 6 siyasi parti neden bir araya gelip, tabii ki daha da fazla olması gerekir noktasında da bir şerhi vardı genel yayın yönetmenimizin, neden bir ortak fotoğraf veremiyorlar, biz birlikte çalışıyoruz diyemiyorlar diye bir şerhte düşülüyordu. İşte o çalışma yemeğine dair süreç netleşmiş durumda. Tabii beklenti neydi? 6 siyasi parti liderinin, az önce saydığımız partilerin liderlerinin bir araya gelip bir ortak açıklama yapması. Yani 3 ay aşkın süredir kurmaylarının üzerinde çalıştığı parlamenter sisteme dönüşü de içeren anayasa çalışmalarında ortaya çıkan mutabakat metnine dair bir basın açıklaması düzenlemesiydi 6 siyasi partinin. Lakin bu henüz netleşmemiş durumda. Yani tarih netleşmemiş durumda. Fakat 6 siyasi partinin lideri yuvarlak bir masa etrafında bir araya gelecekler ve bu toplantıda az önce bahsi geçen ittifaklar, anayasa, ülkenin gündemine dair birçok konuyu ele alacaklar ve tabii ki muhalefetin nasıl bir yol haritası izleyeceğini de netleştirecekler. Hatırlatalım, bu çalışmalarda, özellikle anayasa çalışmalarında bazı krizler meydana gelmişti. Hatta açıklamanın bir süre ertelenmesi, buluşmaların bir süre noktalanması noktasına gelinmişti. Özellikle Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun biraz bekleyelim noktasındaki bazı çekincelerini dile getirmesi söz konusuydu. Fakat önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener birebir ayrı ayrı görüşme gerçekleştirmişlerdi Davutoğlu'yla. Ardından da her 3 siyasi parti lideri bir araya gelmiş bir yuvarlak masa etrafında bir çalışma yemeği gerçekleştirmişlerdi. Bunların ardından da o anayasa çalışmalarındaki kriz aşılmıştı ve en nihayetinde de genel başkan yardımcıları toplantılara devam etmişlerdi ve 23 sayfalık ortak bir metin ortaya çıkmıştı. Mutabakata varılan bir metin ortaya çıkmıştı bu genel başkan yardımcılarının toplantılarında. Tabii
Hatırlatalım, yine bir önceki hafta bu o genel başkan yardımcıları bir araya gelmişlerdi. Bir akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi ki 6 partinin liderinin ne zaman, hangi biçimlerde bir araya geleceğine dair de bazı netleştirmelere imza atmak amacıyla. Elbette ki ortak bir açıklama gelecek, gelmeyecek değil. Lakin bu ortak açıklama gelmeden önce bir çalışma yemeği, yani son detaylar konuşulacak. Liderler artık açıklamanın belki de nerede, ne zaman, nasıl yapılacağına, ilk önce hangi siyasi parti liderinin konuşacağına, kimin kaç dakika konuşacağına, kimin hangi bölümleri okuyacağına dair bir netlik kazandırması amacıyla bir çalışma yemeğinde bir araya gelecekler. Şimdi hatırlayalım. Geçtiğimiz haftalarda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir eleştiri diyelim, eleştiride bulunmuştu. Kim konuşacak, nasıl konuşacak, buna bile karar veremiyorlar. Benim tavsiyem boy sırasına göre olsun diye bir açıklama yapmıştı. Tabii bu açıklama da bir takım eleştirilere konu olmuştu, Erdoğan'ın bu sözleri. Şimdi bu tabii hangi masada kim nerede oturacak diye de bir tartışma olduğu iddia edilmişti yine AKP'liler tarafından. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir televizyon programında siyasi partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler ya da liderlerinin isim ya da soy isimlerinin alfabetik sırasına göre yine oturabilirler. Bu çok önemli değil, bizim bir araya gelişimiz önemli demişti. İşte tam da bu nedenle bir yuvarlak masa toplantısı organize edildi ki bir hiyerarşi görüntüsü verilmesin ve herkesin eşit olduğu mesajı da verilsin. Yine bu toplantıda sadece anayasa konusu değil, az önce de belirttik, ittifaklar konusu da masaya yatırılacak. Özellikle Gelecek Partisi'nden Ahmet Davutoğlu'ndan ittifaklar konusuna ilişkin farklı açıklamalar geliyor. Yeniden şekillendirilmesi konusunda bazı talepler olduğuna dair de bilgiler söz konusu. Hatta Millet İttifakı'nın adı değişebilir mi tartışmaları söz konusu ama buna pek sıcak bakmıyor. Özellikle iki siyasi parti, CHP ve İYİ Parti, buna pek sıcak bakmıyor. Zira malumunuz artık yurttaşın diline yerleşmiş durumda. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı cümleleri, kelimeleri daha doğrusu yurttaşların diline yerleştiği için de buna pek sıcak bakılmıyor. Fakat ittifak nasıl işleyecek? İttifak nasıl kurulacak? İttifak içerisindeki güç dengeleri nasıl dağıtılacak? Oy oranına göre mi olacak? Ya da temsiliyet nasıl sağlanacak gibi soruların cevapları da yine bu görüşmelerden ortaya çıkacak sonuca bağlı gibi görünüyor. Tabi bir de güçlendirilmiş parlamenter sistem konusu var ama hepsinden önce özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önem verdiği şey, siyasi parti liderlerinin bir araya gelmesi, bir ortak metin açıklaması, ortak bir fotoğraf vermesi, muhalefet burada bir arada, çatlak yok, sızma yok, her şey yolunda ve biz iktidarı demokratik yollarla, seçim yoluyla devralmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz mesajının verilmesi de yine Kılıçdaroğlu açısından önemli. Ama burada bütün siyasi partilerin liderleri ve liderlerin belki de kurmaylarının üzerinde durduğu bir nokta var. Bu ittifakın AKP karşıtı, Erdoğan karşıtı bir ittifak olarak görülmemesi için de özenli bir dil kullanılacak, dikkat edilecek. Zira AKP ve Erdoğan karşıtlığından ziyade ittifakın Türkiye'ye yeniden demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi konuların kavuşturulması amacıyla gerçekleştirildiğinde altı çiziliyor olacak ki bu endişe biraz da Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz haftalarda dile getirdiği endişelere de yönelik olacak. Bakalım, 12 Şubat çok çok önemli bir tarih. 6 siyasi parti lideri uzunca bir sürenin ardından nihayet birlikte bir görüntü verecekler. O görüntüden neler çıkacak? O masada neler konuşulacak? Belki ortak açıklamanın tarihi netleşecek. Tamamını da yine Özgürüz Radyo'dan sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim. Ve bugünlük Ankara Kulisi'ni noktalayalım. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.